Merhaba sevgili hocam. Merhabalar Burcan. Hoş Sana geldiniz. ayaklamalarımı yapayım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Şimdi diliyorum. biz iyi yayınlarımız olsun, su gibi geçsin. Katılan izleyicilerimize de şimdiden selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Yayın öncesinde sevgili hocamla istişare ettik. Biraz hasta hasta aldı kendisini yayına. Geçmiş olsun. İnşallah bir Teşekkür an ederim. evvel Çok toparlarsınız. belli etmem diye düşünüyordum ama sesimden sanırım anlaşılıyor. Çünkü her gün böyle video yayınlayınca o ses farklı Evet. geldiğinde izleyicilerimiz anlayacaktır büyük ihtimalle. Şifa Genel bir diliyoruz. enfeksiyon, çok ciddi bir şey yok. Biraz soğuk algınlığı sanırım. Çok da yaygın şu anda. Kesinlikle. Evet. Bir 15 gün yatmış biri olarak söylemeliyim ki aman dikkat. Hocam önlemlerinizi alın. Takviminiz çok yoğun. Çok kıymetli paylaşımlarınız var. Ben takip ediyorum. Öncelikle çok teşekkürler. Yayın davetimi kabul ettiğiniz için de. Böylesine kaliteli paylaşımları bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştığınız için de hocam. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim bu nazik davet için. Her zaman sizin gibi değerli, kıymetli hocalarımızı başımızın üzerinde taşımamız gerekiyor. Allah'tan böyle mecralar var da işte ben bir köprü görevi kuruyorum izleyicilerimiz ve sizler arasında. Umut ediyorum güzel yerlere de ulaşıyoruzdur. Bir kişi bile bizim için çok önemli. Bunu her Evet. defasında dile getiriyorum zaten. Kesinlikle, kesinlikle çok kıymetli. Benim de aslında amacım hep bu. Dijital mecraları elimden geldiğince çok aktif kullanmaya çalışıyorum. Neredeyse hani sosyal medya adına tüm mecraları, YouTube gibi platformları, işte Udemy gibi eğitim verebileceğim platformları. Yani ulaşabileceğimiz kadar çok insana artık ulaşma şansımız var. Dijital dünyanın böyle bir avantajı var. Onu da kullanmak lazım. Ben de teknolojiyi artık bir şekilde hayatımın bir parçası yaptım. Tabii ki çok bağımlı da olmadan. Buna da dikkat Değil etmek mi? Değil mi? gerekiyor. Kesinlikle layıkıyla kullanıldığı takdirde nasıl kaliteli yerlere gidiyor değil mi? Nasıl amacına ulaşıyor aslında? Bir de madalyonun öbür yüzü var, o başlı başına bir konu zaten hocam. Daha sonra inşallah konuşuruz. Şimdi toplum olarak, hepimiz olarak bir yorgunuz hocam. Yani bu fiziksel yorgunluk değil, ruhani bir dermansızlık ama tabii ki hayat pedalını da çevirmemiz gerekiyor. Diğer yandan hayatımızın hiçbir döneminde bu kadar yorulduğumuzu, bu kadar kalbimizin acıdığını, yıprandığını ben hatırlamıyorum. Rabbim korusun. Gerçekten daha beterinden demeye dilim bile varmıyor. Daha ne olabilir ki demek geliyor içimden. O yüzden ateş düştüğü yeri yakar ama Rabbim bir daha kimseye yaşatmasın. Şimdi konumuz hocam saplantılı aşkı konuşacağız dedik. Yayın öncesinde de sizinle konuştuğumda başına saplantılı geldiğinde o aşkın kıymeti de değeri de kalmıyor diye düşünüyorum. Ben susup sözü size teslim edeceğim. Tabii merak ettiğimiz çok sorular var. Program içerisinde de aktaracağız. Yorumları ben bilerek kapatıyorum ki kimsenin hakkına girmeyelim diye hocam. Sosyal medya üzerinden gelen soruları da yayınımız içinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi Tamamdır. sözü size teslim ediyorum. Buyurun. Şimdi tabii ki aşktan bahsedince aşkın böyle bir içimizi kıpır kıpır eden bir tarafı var. Bu aşkın güzel olan yönü. Bir de aşkın hastalıklı dediğimiz insanın ruhuna iyi gelmeyen bir tarafı var. İşte bu saplantılı aşk dediğimiz aşkın bu saplantılı tarafı esasen ruhumuzun çok böyle beslenemediği, beslendiğini sandığı fakat birçok şeyi tükettiği bir parça. Aşk dediğimizde böyle yüzümüzde gülücükler açtıran, uykumuzu kaçıran, sabahlara kadar uyutmayan, neşemizi alıp böyle zirveye taşıyan bir kavramdan bahsediyoruz. Fakat aynı zamanda aşk dediğimizde insanların midesine kramplar sokan, onların hayatını karartan, bazen gerçekten de çok ciddi güvenlik problemlerine dönüşebilecek bir takım şeylerden bahsediyoruz. Bizim ülkemizde maalesef tanık olduğumuz aşkla alakalı çok trajedik olaylar oldu. Aşkla alakalı karşılaştığımız ve asla kabul edilmesi mümkün olmayan şeyler, gazete haberleri, üçüncü sayfa haberleri oldu. Bu insanlara baktığınızda bunlar eşlerini çok seven insanlar. Hala Aşkla var hocam. alakalı Yayına girmeden önce tekrar bir baktım, göz gezdirdim. Hala var. hala Bitmiyor ve var. fazlalaşarak da devam ediyor. Buyurun. Devam ediyor. Şimdi bunun tabii ki bir motivasyonu var. İnsanlar buna nasıl motive oluyorlar? Yani aşk dediğimizde insanlar nasıl böyle bir anda gözlerini kör ediyor? Kendi hayatlarını ve başka insanların hayatını söndürecek şeyleri yapabiliyorlar. Ya da bu Bunun aşk mı? altında işte ya da bu aşk mı? Çok doğru. Bunun altında yatan şey hastalıklı bir aşk. Şimdi aşkın hastalıklı bir yönü var. Bu kesin. Saplantılı aşk dediğimizde de aslında buna platonik aşk diyebiliriz. Buna platonik ya da patolojik kıskançlık diyebiliriz. Buna
aşırı derecede bir bağımlı olma hali diyebiliriz. Bunların hepsi baktığımızda aşkın çok da sağlıklı diyemeyeceğimiz, neredeyse hiç sağlıklı diyemeyeceğimiz tarafları. Şimdi saplantılı aşkı insanlar aslında bazen idealize edebiliyorlar. Bir aktarım gerçekleştirerek hayatlarındaki herhangi bir insana o kişiyi idealize edip hayatlarının merkezine koyabiliyorlar. Şöyle düşünelim. Bizim çocukluk hikayemizde travmatize deneyimler olsun. Olmasın tabii de olduğunu düşünelim. Böyle bir hikaye üzerinden gidelim. Anne babamızla olan ilişkilerimiz çok sağlıksız. İfade edemediğimiz çok fazla şey var. Hala devam eden bir takım problemler var. Ve biz aklımızın orasını rahatlatamadık ve orayla alakalı çocukluğumuzun o ebeveyn rolleriyle alakalı bir takım çözülmemiş dosyalarımız var. Ve biz bunları çözmek istiyoruz. Bunları çözmeden çünkü ileriye doğru gidemiyoruz. Biz kendi travmalarımızı iyileştirmeden hayatta rahat nefes alamıyoruz. Travmaları iyileştirmek demek aslında onlarla yüzleşmek, kabullenmek ve bırakmak demek. Fakat ne oluyor da biz travmalarımızı iyileştiremediğimizde saplantılı bir aşk geliştirerek bunu bazen o kişiyle birlikte çözmeye çalışıyoruz. İşte bu aktarım dediğimiz, o kişiye yönelttiğimiz bir duygu bağıyla bunu yapıyoruz. O kişiyi hayatımızın merkezine alıyoruz. Bir kurtarıcı gibi ya da bir anne gibi ya da bir baba gibi ya da onu bir çocuk gibi görüyoruz. Ve Aslında ona çok kimsenin yara bandı olmamamız gerekiyor olmamamız bu gerekiyor. noktada. İlk başta bir hoşumuza falan gidiyor böyle ilgi, alaka vesaire. Onun sınırını iyi analiz etmemiz gerekiyor ama işte o anda hocam maalesef herkesin karnına kelebekler uçurmuyor bu aşk dediğimiz şey. Lütfen devam edin buyurun. Şimdi bu tabii ki normalde insanların fark edebileceği bir tablo. Normalde hiç kimse karşısına çıkan bir insanın böyle çok patolojik yönleri olduğunu görmeyecek kadar kör değildir. Fakat bu işte saplantılı aşkla karşımıza çıktığında gözlerimiz kör oluyor ve biz bunu göremiyoruz. Neden böyle oluyor? Çünkü aşkın bu birinci fazı dediğimiz birinci evresi biraz böyle kimyanın konuştuğu bir evre. Burada çok fazla mantık yok. Aşkın birinci evresi yoğun kimyasallar, dürtüler, hormonlar, yoğun bir bu noktada libidinal enerji, çok fazla şeyin gerçekleştiği bir nokta. Ve burada işte biz bu kimyasal etkiyle birlikte normalde görebileceğimiz, fark edebileceğimiz şeyleri çoğunlukla görmüyoruz. Ve adeta gözümüzün önüne bir perde iniyor. Aşkın gözü kördür dedikleri şey işte tam olarak budur. Aşk insanın bu noktada körleşmesini sağlayabilir. Bu körleşme bütünüyle kimyasaldır çoğunlukla ve bu birinci evrede bizim patolojik bir takım şeyleri görmemizi engeller. Örneğin sokak hayvanlarına kötü de muamelede bulunuyordur ama biz deriz ki bana güzel davranıyor. Garsonu azarlamıştır ama beni çok seviyordur. Trafikte herkese küfrediyordur ama bana gelirken çiçek almıştır. Herkese kötü davranıyordur ama beni sevdiğini hissediyor isem işte bu kimyasal etkiyle birlikte gözlerim diğer tarafı görmüyor. Bu noktada saplantılı aşkın getirdiği bu patolojik etkiler bazen gerçekten de çok kriminal bir takım şeylere dönüşüyor. Adli vakalara dönüşüyor. Fakat insanlar bunu fark etmedikleri için o ilişkide kalmaya devam ediyorlar. İlişkide kalmaya devam ettikleri için de bir zaman sonra artık bu saplantı içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor. Sevgili Sonrasında da hocam, özür dileyerek araya girebilir miyim? Çok tabii önemli bir tabii. şey paylaşacağım. Şimdi dedik ya garsona işte kötü davranıyor ama bize iyi davranıyor. İşte sokak hayvanlarına kötü davranıyor ama bize iyi davranıyor. Şimdi bizler bile bir yaştan sonra mesela garsona evet kötü davranan biri değil benim özelim, arkadaşım dahi olamaz. Ama biz bunu yaşaya yaşaya gördük ve öğrendik. Şimdi hayatında hiçbir tecrübesi olmamış bir insana bunu nasıl anlatabiliriz? Orada o kişinin suçu yok ki. Ya da ailesiyle paylaşamıyor, şiddet görüyor, çevresiyle paylaşamıyor. El alem ne der parmaklıkları var ya sevgili hocam bizde bir noktada da hani paylaşamıyoruz, önümüze çekiliyor. Bu noktada nasıl yönlendirirsiniz? Şimdi burada tabii ki biraz şans faktörü devreye giriyor. Çünkü bazı insanlar Değil mi? gerçekten de yaşayarak öğreniyorlar ve deneyimleyerek fark ediyorlar. Ama bazı insanlar da biraz şanslı çünkü onların etrafında bu yaşadıkları sıkıntıyı fark ettirebilecek, bunu görmelerini sağlayacak birileri oluyor. Fakat sıkıntı şu, biz genellikle içinde bulunduğumuz ilişkiyle ilgili sıkıntıları bize anlatanları dinlemiyoruz. Hatta onlara kızıyoruz ya da onları hayatımızdan çıkarıyoruz. Oysa ki onlar bizim göremediğimiz şeyleri fark edebiliyorlar. Hani dışarıdan siz bir labirentin içine girdiyseniz duvarları
o kadar iç içe kalırsınız ki çıkışı göremezsiniz ama yukarıdan birisi drone'la baksa ya da yukarıdan tepeden baksa çıkış yolu çok net bir şekilde görebilir. İşte saplantılı aşka ya da hastalıklı ilişkilere insanlar girdiği zaman yakın çevrelerindeki kişiler bunu fark ediyorlar ve söylüyorlar da. Ama biz çoğunlukla bunlara dikkat almıyoruz çünkü işimize gelmediği için, bunu duymak istemediğimiz için kulaklarımızı kapatıyoruz. Bu biraz şans faktörü aslında. Yani burada gerçekten çok enteresan. Ben şansa inanan biri değilimdir ama bazen kişiliğimizin şekillenmesi için bu deneyimleri yaşamamıza gereksinim oluyor. Yani bazen gerçekten düşe kalka öğreniyorsunuz. Keşke Hepimizin bu kadar hayatında... acımasız Evet. düşmesek ama hocam ciddi sonuçlarla karşı karşıya Değil mi? kalınabiliyor çünkü. Acının ne kadar acı olduğunu yemeden bilemeyiz gibi bir şey bu. Hani ben ne kadar yemeliyiz ki anlayalım. Evet acı yani değil mi? Şimdi burada şöyle bir söz var, çok ilginçtir. Hayat acımasız bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra öğretir. Biz önce öğrenip sonra sınava tabi olmuyoruz. Önce Doğru. sınava giriyoruz ve sınavdan sonra bir ders alıyoruz. Bu noktada yapılması gereken şey şu. Başımıza gelenleri doğru değerlendirebilirsek bir sonraki hamle çok daha öğretici oluyor bizim için. Yaşadıklarımız çok daha büyük dersler veriyor bize. Ve bu şekilde hayatta aslında kendimizi olgunlaştırabiliyoruz. Gönül ister ki bunları yaşamayalım. Gönül ister ki hiç karşımıza böyle insanlar çıkmasın. Fakat bu da işte belki de insan olmanın gerektirdiği bir şey. Biz büyüyerek, acı çekerek olgunlaşıyoruz. Sezen Aksu'nun güzel bir şarkısında bahsettiği bir söz vardır. Acının insana kattığı değeri bilirim der. Bu çok anlamlıdır. Acı insana bir değer katar. O yüzden saplantılı aşkın da insana kattığı bir şeyler vardır. Tabii ki bu çok can yakıcı olmasın temennimiz bu ya da bu böyle çok duymak ya da görmek istemeyeceğimiz haberlere dönüşmesin. İstediğimiz şey sadece canımız yansın, oturalım, depresyon hırkamızı başımıza giyelim, acı çekelim, ders alalım ama bu kadarla kalsın. Hiçbir şekilde artık ne kadın cinayeti, ne çocuk cinayeti, ne herhangi bir şekilde şiddet haberi duymayalım. Gönül bunu ister. Fakat dünyada böyle ilginç de bir denge var. İyinin ve kötünün, artının ve eksinin böyle bir dengesi var ve Doğru. yaşamda her şey bizim istediğimiz gibi olmuyor. Hani keşke geriye sarabilsek, şöyle bir 6 Keşke. Şubat'ın öncesine gidebilsek diyoruz. Keşke yapabilsek fakat yapamıyoruz. İşte bu noktada kabullenmek ve ders almak gerekiyor. Hayatımızda da bir takım depremler oluyor, ilişkilerimizde depremler oluyor ve biz bu depremlerden sonra artık bazı şeyleri fark edip yeni bir başlangıç yapabiliyoruz. İşte bu saplantılı aşk. Ders alana ne mutlu. Tabii ki ders alana ne mutlu. Ders almadığımızda aynı yerden tekrar tekrar sınava Hep girmeye aynı de devam eder. senaryo. Aynı Tabii. oyuncular, aynı senaryo devam ediyor ilişkili bir şekilde. Kesinlikle. Roller değişiyor, kişiler değişiyor, yerler, zamanlar, mekanlar değişiyor ama hikaye hep aynı. Aynı hikayeyi farklı yerlerde, farklı kişilerle, farklı yönetmenlerle biz Evet. çekmeye devam ediyoruz. Oysa ki değişmesi gereken senaryonun kendisi, değişmesi gereken yer bizim kendimizi içinde bulduğumuz o rolün kendisi. Yani kendimizi bir kurban gibi hissetmeye devam edersek o kurban rolünü destekleyecek yönetmenler, oyuncular, figüranlar, ışık yardımcıları, set görevlileri, her ne varsa bunlar çıkacak karşımıza. Ama biz kendimizi bir kurtarıcı gibi görürsek o zaman da kurtarmamız gereken insanlar çıkacak. Bu ikisi de aslında çok işlevsel değil. Bakın işin bir tarafında kurtarıcı, bir tarafında kurban rolü var. Oysa ki biz hayatta kimsenin kurtarıcısı ya da hiçbir olayın kurbanı olmamak seçimini yapmalıyız. Birilerinin kurtarıcısı olmak durumunda değiliz. Eğer böyle yaparsak o zaman da bu saplantılı bir aşka dönüştürebiliyor. Saplantılı aşkın hikayelerine baktığımız zaman ya bir kurban rolü çıkıyor karşımıza ya da bir kurtarıcı rolü. Seni kurtaracağım ya da Buyurun. senin yaşadığın her şeyi sana unutturacağım. Seni Büyük bu büyük bataklıktan cümleler, çıkaracağım değil mi? gibi. Bunlar Yeşilçam replikleri aslında. Hocam, tanıştığımız kişi de evlidir, ayrılmıştır. Eşinden neden ayrıldığın gibi sorular ya da daha önceki beraberliği neden bitti gibi soruları istediğimiz kadar soralım. Kişi kendini çok güzel kamufle edebiliyor. Çok güzel oynayabiliyor. Benim hep vurguladığım şey vardır. Aslında sizlerin de. Gerçek hastalar hastaneye gitmez. Hasta ettikleri hastaneye gider diye. Ya da bir destek alır uzmandan diye. Zaten aksi olsa bu denli etrafına zarar vermez diye düşünüyorum. Nasıl anlayabiliriz? Böyle ters köşe sorular var mıdır? Mesela ben şunu hep sorarım. Hocam biz böyle biliyoruz ama doğrusunu siz bize söyleyin. Gibi yanlış bildiğimiz doğrular. Bu noktada eminim vereceğiniz çok önemli başlıklar vardır. Buyurun.
şöyle ki bir insanla belli bir süre vakit geçirdiğinizde o kişinin tepkilerini, tutumlarını, davranışlarını, olaylar karşısında verdiği reaksiyonları yavaş yavaş anlamaya başlarsınız. Fark edersiniz. Ve burada bir takım tutarsızlıklar çıkarsa karşımıza bunlar çok önemli göstergelerdir. Mesela hocam. Mesela size daha önce güvenle alakalı söylediği ya da cümle içerisinde kurduğu birçok şey yapmadığını fark ettiğinizde bu çok önemli bir göstergedir. Doğru. Hani mesela bana çok güven demesi bir insanın biraz böyle şüphe uyandırabilir. Çünkü bir insan size neden kendisine güvenmenizi ister? Neden bunu Anlatma, ısrarla söyler? yaşat. Değil mi? Söyleme, yaşat ki ben Kesinlikle bileyim. bunu söylemeye gerek duymamalı bir insan. Eğer kullandığı sözcükler sürekli olarak sizi bir şeylere ikna etmeye yönelik sözcüklerse burada dikkat etmemiz gereken bir takım tutumlar var. Duygulanımındaki çok değişkenlik önemli bizim için. Normalde çok sakin bir insan ama bir durum karşısında hiç beklemediğiniz abartılı bir tepki verdiğinde bu çok önemli bir gösterge olabilir. Çok önemli bir göstergedir. Çünkü duyguları insanlar saklayamazlar genellikle. Duygularımız bizi ele verir ve hani klasik bir söz vardır ya, düşünüyorum öyleyse varım. Bu sözü güncellememiz lazım. Hissediyorum öyleyse varım dememiz gerekiyor. Burada Ne güzel hislerimize dikkat söylediniz edelim. hocam. Hissediyorum öyleyse varım ve hissettiğimiz şeyler genellikle doğrudur. Hislerimizde çok nadiren yanılırız. Fakat bunun için o kişiyle belli bir süre vakit geçirmemiz gerekiyor. Atalarımız hep bir insanı tanımak için onunla bir yolculuğa çıkın, alışveriş yapın, tatile gidin gibi bir şeyler söylemişlerdir ya. Borç para verin. Borç para verin. Bunun karşısında verdiği tepkilere şöyle bir bakın, test edin. Bunları gördüğünüzde bir takım tutarsızlıklar karşınıza çıkıyorsa bunları kulak ardı etmeyin. İşte bu noktada aşık olurken sadece duygularımızla, sadece kalbimizle değil, mantığımızla da aşık olmamız gerekiyor. Mantığımızı devre dışı bırakmamamız gerekiyor. Aşk dediğimizde insanların aklına genellikle böyle kalbini küt küt attıran, bütün enerjisini oraya yönelttiği biraz böyle mistik, biraz böyle ruhsal bir deneyim geliyor. Ya da çok uçuk kaçık bir deneyim geliyor. Mantık peki bunun neresinde? Mantığın olduğu yerde aşk olmaz gibi bir takım söylemler de duyuyoruz. Oysa ki bu hatalı bir ifade. Bakın burada kalp uyumu olmalı, kafa uyumu olmalı, ten uyumu olmalı. Bunların hepsinin ve ayrıca kültürel uyumu olmalı, ekonomik uyumu olmalı, eğitim uyumu olmalı. Hayatı gördükleri pencereyle alakalı uyum çok net bir şekilde birbiriyle eşleşmiş olmalı. Buradaki uyumsuzluklar zaten sonrasında aşkın tükenmesine ya da hızlı bir şekilde onun başka bir şeye dönüşmesine neden oluyor. Dikkat etmemiz gereken şeyler bir tutarsızlıklar, iki çok abartılı söylemler, üç ikna etme çabaları, çok fazla bir konuyla alakalı saplantılı diyebileceğimiz ya da patolojik diyebileceğimiz abartılar ve son olarak da şunu ilave edelim. Bakın bu kıymetli Cem Keçe hocamın bir sözüdür ve çok değerli bulurum. Abartının olduğu yerde patoloji vardır der. Aslında bunu kamu spotu Çok gibi önemli birçok yere bir yazmamız gerekiyor. cümle hocam. Kesinlikle. Tekrar ediyorum. Abartının olduğu yerde bir patoloji vardır. Ne demek bu? Abartılı sevgi. Beni deliler gibi seviyor. Hayır sevmesin. Beni normal insanlar gibi sevsin yeter. Beni çılgınlar gibi seviyor. Hayır çılgınlar gibi sevilmez. Çılgınlar gibi Güzelse. sevdiğinizde güzelse, çılgınlar gibi, deliler gibi korkunç bir şekilde severseniz korkunç bir şekilde de eziyet edersiniz. Bakın bu Doğru. haberlerde gördüğümüz maalesef bu üçüncü sayfa haberlerinde, sabah programlarında gördüğümüz bu eşini katleden, ona işkence eden erkeklere baktığınızda eşini deli gibi seven insanlar bunlar. Sevdikleri için yapıyorlar kendilerince. Onlara sorsanız çok seviyorlar. Şimdi bu nasıl bir sevgi? Yerin dibine bassın. Hocam Değil böyle mi? sevgi. Yani kim kimin canını alabilir? Sevgi zarar verir mi? Sevgi üzer mi? Aşk yıpratır mı? Sadece karşı cinse duyduğumuz aşk değil, çiçeğe de, hayvanlara da, dostumuza, eşimize, çocuğumuza, yani tabii ki aşkların türevleri vardır. Biz karşı cins için söylüyoruz ama sevdiğimiz şeye nasıl zarar verebiliriz? Eğer zarar veriyorsan zaten sevgiyi unut, orada sevgi yok. Ciddi
anlamda destek görmeleri gerektiğine inanıyorum. Hele bir de madde bağımlılığı varsa, şimdi hep şunu da derler, madde alan kişi o anda yalan konuşmaz, gerçekleri söyler diye. Orada da dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Yanlışım varsa lütfen düzeltin hocam. Alkol alındıktan sonra, evet yani gerçekten kendini kaybetmiş düzeyde artık alkol almış ve karşı tarafa bir şeyler söylenir ya hep. Ve bunun doğru olduğu söylenilir. Yıllarca hep biz böyle duyduk. Lütfen doğrusunu siz paylaşın benimle. Bu noktaya da dikkat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Buyurun. Şimdi tabii ki insanın özellikle baskıladığı bir tarafı vardır. Bilinçli olarak baskıladığı bir tarafı vardır ve bu bilinç baskısı kalktığı zaman insanın önündeki perde açılır ve gerçekten içinde olan şeyler doğru haliyle çıkar. İşte alkol aldığı zaman çıkar, madde kullandığında çıkar, narkoz altındayken çıkar, hipnoz altındayken çıkar, uykudayken çıkar. Bunlar insanların gerçek niyetleri, gerçek dilekleri ya da bazen dil sürçmesiyle çıkar. Bazen bir şey söylerken ağzımızdan yanlış bir kelime çıkar ya da yanlış bir davranışta bulunuruz. Fakat bu önemli bir ipucudur, önemli bir işarettir. Örneğin psikanalitik terapilerde dil sürçmesi ya da bir takım böyle fevri çıkan sözcükler, hareketler, davranışlar çok önemli işaretler olarak kabul edilir. Çünkü bunlar bilinç dışı zihninden çıkan kavramlar, düşünceler ya da fikirlerdir. Alkol aldığında ya da uykuya dalmadan önce ya da narkoz altındayken insanlar saf benlikleriyle, o bilinç dışıyla, daha ilkel taraflarıyla, ilkel benlikleriyle bir aradadır. Bu yüzden de dediğiniz gibi yani alkol aldığında bir insanın tepkileri aşağı yukarı onun içinde iç dünyasında olup bitenlerle ilgili fikir verebilir. Yani bir insan alkol aldığında eğer çok neşeliyse ruhen de zaten neşeli bir insandır. Ama alkol aldığında içinden bir canavar çıkıyorsa, her şeyi kırıyor, fırlatıyor ise muhtemelen bastırdığı, baskıladığı bir takım şeyler olabilir. Bunlar tabii kesin olmamakla birlikte. Bunlar da önemli göstergeler. Tabii ki şöyle, tutarlılık çok önemli bizim için. Yani insan dengesi, homeostasis dediğimiz bir kavram var. Yani bu denge dediğimiz, insanın ruhunda, hayatında, düşüncelerinde bir dengeye ihtiyaç var. Bu yüzden de az önceki cümleyi ne kadar tekrarlarsak iyidir. Abartının olduğu yerde bir patoloji vardır. Abartılı sevgi, abartılı ilgi, abartılı özen, abartılı nefret. İşte bunlar abartının olduğu yerde karşımıza çıkan bir takım hatalı davranışlar. Bu nedenle tabii ki zaman zaman taşkın bir takım düşüncelerimiz olabilir. Taşkınca sevmek ya da bazen böyle hani nasıl seveceğini bilmez ya insanlar. Hani nasıl sevsem, nasıl kucaklasam böyle bir taşkınlık hissi gelir ama sürekli bunu yaşadığınızı düşünün. Bu bir zaman sonra artık taşikardiye sebep olur. Artık bu yorar. Ciddi anlamda yorar ve ruh sağlığımızı da bozar. Bu yüzden de aşkı patolojik bir şey gibi tanımlayan hekimler vardır. Yani aşk bir şuur bulanıklığı ya da aşk bir geçici şizofrenik deneyim gibi, aşk bir patolojik bir şeymiş gibi gelir. Mesela Freud da aşkı çok sağlıklı bulmaz ve aşkı aslında tamamen libidinal bir enerji gibi bakar. Hı-hı. Aşk yoktur, libido vardır der. Çünkü libido dediğimizde de yine aslında yoğun kimyasal, dürtüsel bir takım etkilerden bahsediyoruz. Aşkın bu şehvet etkisi ya da kimyasal etkisi. İşte bu etki biraz böyle tehlikeli bir etki. Çünkü bu etkiyle birlikte insanlar çok ciddi kararlar veriyorlar ve bazen geri dönüşü olmaz yollara saptırabiliyor bu kararlar. Mesela çok yıldırım nikahıyla evlenen ya da ani bir şekilde karar veren böyle insanlar tanımışızdır. Hani bugün görüşürsünüz, bir hafta sonra ben evleniyorum diye karşınıza çıkar. Yani arada ne olmuştur? Yani arada ne gerçekleşmiş olabilir ki bu kadar hızlı bir insan karar verebilsin? Bu yüzden acele etmek kesinlikle doğru değil. Çok acele karar vermek doğru. Ben aslında biraz aşkın hem mantıkla, hem dürtülerle, hem düşüncelerle, hem hayat uyumuyla birçok şeyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Burada uyumsuz bir şeyler varsa devam etmeye gerek yok. Çünkü sonradan daha çok üzülmektense en başta üzülmek daha mantıklı. Bu nedenle de bitirmeyi bilmek de aşka dair çok önemli bir kavram bence. Doğru yerde, doğru zamanda ki bazen başlangıç aşamasında bitirmek en doğrusu. Hani başlangıçları çok iyi yönetmek lazım. Bakın bir ilişki, bitmesi gereken bir ilişki. Eğer başlangıç aşamasında ilk birkaç günde, birkaç haftada bitmiyorsa sonrasında aylar sonra çok hastalıklı bir hal alabiliyor. Çünkü o zaman ilişkide kalmaya devam ediyoruz. İlişkiye yatırım yapıyoruz. Yatırım yaptığınız şeyi de bırakmak istemiyorsunuz. Çünkü bu arada bağımlılıklar gerçekleşiyor. Alışkanlıklar, rutinler ve sonrasında bu ilişkiden çıkabilmek bazen bir kabus oluyor.
Ben bu ilişki için bedel ödedim diyorsunuz, değil Değil mi? mi? Ama Evet. hocam size tabii bakıyorum çevremde 9 yıl beraber oluyorlar, birlikteler, evliliği kabul etmemişler, evlenmemişler. Bir anda ayrılıp bir ayda tanıştığı insanla evleniyorlar ve mutlu da oluyorlar. Şimdi madalyonun öbür yüzü de var. Ben Evet. böyle gördüğüm zaman niye acele ettiniz falan diyorum. Yani 9 yıl, hep de büyük konuşurum, başıma veri alan tövbe. Yani 9 yıl da çok uzun değil mi sevgili hocam bir beraberlik için? Bu da bir evlilik aslında baktığınızda. Yani 9 yıl gibi bir zaman çok uzun tabii ki. Ha, Ve bir şeyin mutluluk... adı koyulmuyorsa 9 yıl boyunca orada bir kırmızı alarm var diyebilir miyiz? Bu tercih de olabilir tabii ki. İnsanlar birlikte yaşamayı, yani evlilik dediğimizde sonuçta evlilik kavramı da insanların ürettiği, icat ettiği bir kavram sonuçta. Yani Hayır cinsel hayır iki olgunluk. taraftan biri istiyor sevgili hocam. Karşılıklı kabule Evet. geçilmiş bir durum değil. Hani kadın istiyor, erkek evlenmiyor ya da erkek istiyor, kadın evlenmiyor uzun yıllar boyunca. Sizin dediğinize geliyor işte. Orada bir şey var içine sinmeyen, ayrılıyor ve sen bir haftada tanıştığın bir insanla nasıl evlendin diyoruz. Hani 9 yıl burada beraber olduğun insanla evlenmiyorsun. Orada bir aydır tanıdığın insanla huzuru buluyorsun ve evleniyorsun. Mutlu oluyorsun. Aslında Çok şöyle, acayip. burada o 9 yıl boyunca evlenmeyen kişi evlilikle alakalı çok profesyonel deneyimlere sahip. Ne istediğini biliyor, kriterlerini biliyor, her şeyini biliyor. Ve muhtemelen bir ay içerisinde de kafası kriterle çok net olduğu için, ne istediğini bildiği için karşısına da muhtemelen doğru bir insan ya da uygun bir insan çıktığı için evlenmeyi seçebiliyor. Bu tür tabii ki ekstrem hikayeler çok fazla var. Fakat yani bizim bakmamız gereken şey aslında burada şu. Ben gerçekten ne istiyorum? Ve istediğim şey birlikte acaba biz inşa edebilir miyiz? Beraber bunu yapabilir miyiz? Hani bu tek başıma benim yapabileceğim bir şey değil. Tek başıma evlilik için bahsediyorum. Evet, ben tek başıma mutlu olabilirim. Tek başıma istediğim şeyleri yapabilirim. Keyif alabilirim hayattan, ama bunu eğer biriyle birlikte evlilik gibi, ilişki gibi, flört gibi bir yapı içerisinde yapmak istiyorsam tek başıma benimle olmuyor. Mesela ben tek başıma dağlara çıkabilirim, ki çıkıyorum dağcı olarak. İşte dünyayı gezmek isteyebilirim. İşte elimden geldiğince gez. Bu benimle alakalı. Bunun için kimseye ihtiyacım yok. Bunun için sadece işte bütçemi ayarlayıp, uçak biletini alıp ya da bir tur şirketini İllaki. ayarlayıp bavulumu hazırlayıp İllaki. gidebilirim. Ama ben eğer bir insanla birlikte bir yolculuğa çıkmak istiyorsam, bir insanla, ki bu yolculuğun adı sevgili olmak, eş olmak, flört etmek ya da iş arkadaşlığı yapmak, hiç fark etmiyor. Bu noktada işte ben tek başıma bir şeyler yapamam. Tek başıma yapabileceklerim sınırlıdır. O bavulda çünkü bana değil, ona da ait olan şeyler vardır. Ya da ben tek başıma tek bir bilet almak değil, iki kişilik bir bilet almak zorundayım. Ben değil, Bunu biz olarak hareket biz olarak ediyoruz. hareket edebiliyorum. Bakın, bir insan bu sorumluluğu alıyor ise bir yolculuğa çıkmalı. Bu sorumluluğu alamayacaksa karşısına çıkan insana net bir şekilde bu sorumluluğu alamayacağını söyleyebilmeli. Burada çok açık iletişim kurmak lazım. Burada net olmak lazım. Ne istediğini, ne istemediğini bilmek lazım. Bunu bilmediği için insanlar, hadi bakalım biz bir şeyleri yolda hallederiz. Klasik bir, aslında Türk özdeyişidir bu. Hani yolda halletmek. Böyle bir şey yok. Yolda Bakarız. halletmek diye bir şey olabilir mi? Hallederiz. Bakarız, hallederiz. Belki de bizim coğrafyanın en büyük sıkıntısı. Bakın, biz Doğru. yolda hallederiz, bakarız. Böyle olmamalı. Güzel bir Ar-Ge olmalı, plan proje olmalı, her şey. Şimdi aşktan bahsederken plan proje, Ar-Ge falan ne yapıyoruz? Fabrika mı kuruyoruz gibi bir şey gelmesin aklınıza. Ya mümkün mü? Oysa ki Zaten işlemiyor ki hocam. tabii ya Keşke öyle bir burada sistem olsa, düğme olsa, bassak, durdursak falan, ama yok maalesef. ya muhtemelen biz artık bu aşk meşk olaylarını yapay zekaya devredeceğiz ve bizim yerimize Aman yapay çok zekalar ürküyorum. Yapay zekadan çok ürküyorum hocam. Sosyal medyada bakıyorum. Çok tehlikeli boyutlara da ulaşabilir. ya İnanılır gibi değil. Şimdi artık ama ürkütmek istemiyorum şöyle izleyicilerimizi ama. şöyle, yani bizim bu kötü örneklere baktığımızda yapay zeka bunlardan daha güzel yönetir, yani onda kesinlikle bence Tabii. eminim. Çok daha güzel bir şekilde bir ilişkiyi yapay zeka, tabii ki bu bir işin esprisi, ama biz neden bir şeyleri yürütemiyoruz? Çünkü işte zamanla hallederiz, yolda hallederiz, bakarız. İşte evlenince nikahta keramet vardır, Çocuk yoktur. Çocuk olunca her şeyi düzelir. düzeltmez. İşte ikinci çocuk biraz daha evliliği olgunlaştırır, daha kötü yapar. Günah o Eğer çocuklara hocam, problem günah. ise evlilik. Bakın, bir ilişki güzel başladıysa evlilik o ilişkiyi daha da güzelleştirir. Bir ilişki güzel başladıysa çocuk o ilişkiyi daha böyle ballı kaymaklı yapar. Fakat bir ilişki kötü başladıysa evlilik o ilişkiyi daha da kötü yapar. Çocuk o ilişkiyi daha berbat ve içinden çıkılmaz bir hal haline getirir. Tabii ki her durumda bir insanın evlat sahibi olması çok yücedir, kutsaldır.
her türlü en kötü ilişki modellerinde bile hani çocuk elbette çok bambaşka bir duygudur ama o çocuğa da yazık olacak, size de yazık olacak. Böyle arada kalmış olacak her iki insan. Bu yüzden de ben biraz bunları anlatınca, farklı platformlarda da konuşunca çok mantıklı, sanki böyle çok acımasız, çok gaddar gibi algılanabiliyor. Bundan da gurur duyuyorum. Eğer öyle algılanıyorsam evet doğrudur, kesinlikle haklı böyle düşünenler. Çünkü böyle olmazsa ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar soluğu ya mahkemelerde alıyorlar, ya karakollarda alıyorlar, ya böyle kanlı bıçaklı oluyorlar. Neden? Çünkü başında bunu fark ettiği halde insanlar devam etmiyor. Çözebileceğiniz bir düğüm varsa tabii ki çözün. Ama bir düğümü çözemiyorsanız orada saplanıp kalmaya gerek yok. İnsanlar o düğüme saplanıyorlar. Sonra hem kendi hayatlarını hem karşı tarafın hayatını, bir de sadece kendi hayatımızı mahvetmiyoruz. Aileleri, arkadaşları, arkadaşlık ilişkilerimizi. Bakın ne kadar çok şeyi etkiliyor ilişkiler. İki insan bir araya geldiği zaman iki sülale bir araya geliyor. İki arkadaş grupları bir araya geliyor ve inanılmaz bir böyle kocaman bir kalabalık aslında bu. İki kişinin, sadece iki kişinin bir araya gelmesi. Bu yüzden tabii çok ki kritik. Diyorlar ya hani ben o kişiyle evleniyorum, ailesiyle mi evleneceğim diye. Evet, ailesiyle de evleniyorsun. Her şeyin böyle yerli yerinde olması gerekiyor. Bir de şu düşünceme katılıyor musunuz hocam? Biz araç kullanırken bile birçok sınavdan geçiyoruz. Dünyaya bir çocuk, bir evlat getirmek için keşke bunun bir ehliyeti olsa. Keşke evliliğin bir ehliyeti sınavı olsa. Böyle alsalar da, evet siz evliliğe uygun musunuz? Siz gerçekten üreyebilir misiniz? Çocuk dünyaya getirebilir misiniz? Psikolojik ve fiziksel sağlığınız buna uygun mu değil mi? Keşke yıllarca sizin gibi çok değerli uzmanlarımızla yayın yaptım hocam. Gerek radyoda gerek televizyonda, şimdi de sosyal medyadayız. Her zaman bunu savunuyorum. Ne dersiniz? Gelir mi böyle bir şey? Hatta Keşke gelse. Ben bunu biraz daha abartayım. İlişki Lütfen. GBT'si diye bir şey daha koyalım buna. Kesinlikle. Kesinlikle İlişki hocam. GBT'si. Bu tabii ki işin çok esprisi yani. Böyle bir şey mümkün değil ama. Bakın bir insanın ilişki geçmişi, insanlarla olan diyaloğu. Yani bununla ilgili muhtemelen bir puanlama yapılsa biz biraz abartabiliriz. Hani bazen insanları sadece içimizi dökmek, rahatlatmak için de çok afişe edebiliyoruz. Bu çok muhtemelen sağlıklı sonuçlar verecek bir değerlendirme olmazdı ama. İlişki GBT'si olarak şuna bakılmalı yani. Bu kişinin ilişkilerle alakalı karıştığı bir suç var mı? Ya birine şiddet uyguladı mı? Önemli. Tabii ki. Yani arkadaş arasında hani bu puanlamayı yapmak tabii ki mümkün değil, doğru değil. Fakat adli kayıtlara bakıp gerçekten bu kişi daha önce birine hakaret ettiği için, küfür ettiği için hakkında bir soruşturma açıldı mı? Savcı karşısına çıktı mı? Bu insan acaba gerçekten de bir insanı alıkoydu mu, ona zarar Siciline verecek bir şey bakmak yaptı mı? gerekiyor. Biraz böyle onun ilişkilerle alakalı ya da insan ilişkileriyle alakalı, insan ilişkileri ve insan psikolojisiyle bağlantılı GBT'sine de bakmak lazım. Bunlar bence işte bu adli sicil kayıtlarında vesaire bir şekilde yer almalı ki ilişkide insanlar sonradan bir sürprizle karşılaşmasınlar. Tabii ki bu ilave bir fikir olarak biraz da pek mümkün gibi görünmeyen bir fikir olarak karşımıza çıkıyor. Fakat evlilik öncesi eğitim tabii ki çok kıymetli. Biz Çok. Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu olarak evlilik öncesi cinsel eğitimin ve evlilik öncesi eğitimin çok önemli olduğunu birçok kamu kuruluşuna aktardık. Bununla ilgili görüşlerimizi ifade ettik. Ülkemizde maalesef bununla alakalı çok detaylı, en azından devletimizin bir projesi, yani çok topyekün, komple bir projesi olmadı. Bazı belediyelerin yerel projeleri oldu. Evlilik öncesi eğitimle alakalı. Güzel çalışmalar. Bunları gerçekten takdir etmek lazım. Fakat bununla ilgili evlilik öncesi bir ruhsatname zorunlu olmalı bence. Yani bu puanı almayan ya da şu aşamaları geçmeyen insanların yani nikah masasına oturmaları biraz mümkün olmamalı. Ama bizim coğrafyada bunu yapabilmek biraz zor. Çok zor. Zor. Hatta bu imkansız. Bu mümkün değil. Bu sadece evet güzel bir fikir. Hani dünya barışı kardeşlik temennisi gibi bir şey. Fakat keşke yapılabilse evlilik öncesi. Ama burada işte bize düşen çok fazla şey var. Yani biz Bireysel olarak hayatımızı değil mi? Çok bireysel doğru. olarak bu kadar etkileyen, hayatımızı bu kadar derinden etkileyen bir şeyi öyle alelade bir kararla almamalıyız. Yani burada işte insanların kendi farkındalığı çok önemli. Biraz seçici olmak, duygusal anlamda, düşünsel anlamda, hayat tarzı anlamında biraz gerçekten de hayatımızı önemsemek, seçimlerimizi doğru yapabilmek adına dikkat edebilmek gerekiyor.
Çok fazla şey var aslında. Burada birçok argüman var. Yani kişinin ruh sağlığı çok önemli mesela. Ruh sağlığı hiç evlilik öncesinde araştırılan bir şey değil. Kişinin psikotik özellikleri var mı? Ailede genetik bir psikiyatrik rahatsızlık var mı? Çünkü genetik yönü olan psikiyatrik bozukluklar genetik olarak aktarılıyor. Yani Hocam, bu bu dikkat soy bir nokta. ağacımızdan gelen duygular benim canımı çok acıtıyor. Gerçekten bizim suçumuz, günahımız ne diye böyle bağırasım geliyor bazen. Kaç nesil önceden aldığımız kodlamalar var ve gerçekten doğru etkileniyoruz. Nasıl çözebileceğimizi bazen bilemiyoruz. Herkes bizim gibi şanslı değil, sizin gibi değerli uzmanlarımızla karşı karşıya gelemeyebiliyorlar. Ve resmen suda çırpınır bir vaziyette o hayat pedalımızı çevirmeye devam ediyoruz, devam ediyorlar. Şimdi son 5 dakikamızın içine girdik. Zamanı nasıl geçtiğini gerçekten anlamadım. 45 dakika nasıl geçti? Gerçekten öyle. Her dakikasını da değerlendirmek istiyorum sevgili hocam. Şimdi saplantıları yok etmek mümkün mü diye soralım. Sonra da yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi bu saplantılar eğer gerçekten çok ciddi bir psikopatolojiye, kişilik bozukluklarına, psikiyatrik bir bozukluğa, psikotik böyle tedavi edilmesi bazen çok uzun zaman alabilecek ilaç kullanma gereksinim olan bir durumda çıkıyorsa karşımıza gerçekten durum son derece zor, içinden çıkılması mümkün değil. Çünkü bağımlı bir kişilik yapısı ya da sosyopat bir insan, psikopatolojileri çok yoğun olan bir insan saplantılı bir aşk ilişkisi geliştirdiğinde bu gerçekten de kontrol edilmesi mümkün olmayabiliyor. Çünkü bu saplantı öyle bir saplantı ki kişinin kendi hezeyanlı düşüncelerine, halüsinasyonlarına, kafasında kurguladığı dünyaya ait bir şey. Ya bu insanı siz hiçbir şekilde ikna edemezsiniz. Yani siz hani gelinliğinle geldin, kefeninle gidersin diyecek bir insanı nasıl yanlış düşünüyorsun diye ikna edeceksiniz? Böyle bir şey olabilir Mümkün mi? mü öyle bir Ya şey? benimsin ya kara toprağın diyen bir insana siz oturup da ya işte otur da şu konuyu bir ağız tadıyla konuşalım diyemezsiniz. Bu çünkü çok saplantılı bir nokta. Bunu en başta fark etmemiz lazım. Nelere dikkat edeceğiz? Bakın birincisi dikkat edeceğimiz şey şu. Eğer tanıştığınız insan hayatınıza girdikten sonra hayatınızda olup biten her şeyi kısıtlamaya, sınırlamaya, sizden önce de ondan önce de bir hayatınız olduğunu yok saymaya başladıysa burada lütfen durun ve frene basın. Bunu yapamazsın, oraya gidemezsin, bunu giyemezsin, şöyle düşünemezsin, ben izin vermeden bunu yapamazsın gibi ifadeler sonrasında sizi çok daha büyük bir kaosa, büyük bir esarete sürükleyebilir. Bir kere hepimiz özgür, kendi deneyimlerini, kendi seçimlerini yapan bireyleriz. Kimse kimseyi zorla hayatına almıyor. Tercih İlla. edebilirsin, etmeyebilirsin. Bu en başta verilmesi gereken bir karardır. Başta bunu kabul edip de daha sonrasında buna aykırı bir takım şeyler yapmak da tabii ki çok anlamsız, etik dışı. Bu yüzden bizim kendimizle ilgili net olmamız lazım. Net. Evet, ben bir ilişkiye başlayabilirim seninle. Fakat benim hayatımda sevdiğim arkadaşlarım var. Benim bir iş hayatım var. Benim hobilerim var. Benim tek başıma yapabileceğim şeyler de var. Hani ben seni tanıdığım gün bütün kadınların cenaze namazını kıldım diyen abilerimiz vardır ya. Tuhaf abilerimizdir onlar. Onları anlamak çok mümkün değil. Onlar başka bir arabesk dünyada yaşıyorlar. O ilginç bir dünya. O değişik bir kafa. Yani seni tanıdığım gün bütün kadınların cenazeleri... Ya bu gerçekçi değil, sürdürülebilir değil, efektif değil. Bakın burada Yeşilçam replikleri duymamamız gerekiyor. Gerçekçi, sağlıklı, olgun, iki yetişkin birey gibi ilişkilerimizi yaşamamız lazım. İş ilişkilerimizi, özel hayat ilişkilerimizi, sosyal ilişkilerimizi, arkadaşlık, kardeşlik, aile ilişkilerimizi... Kalkıp da kimse kimsenin terapisti olmamalı. İlişkiler bir rehabilitasyon merkezi değil. Annesi babası olmamalı. Tabii ki. O zaman zaten o sevgililik, o aşk ortamı Böyle bir kalmıyor. şey Ben kalmıyor. senin annen değilim ya da sen benim babam değilsin. Bu bambaşka bir şey. Herkesin bir tane annesi, bir tane babası Bu var. kadar. Bizim eğer çocuğumuz olursa biz onun ebeveynleri olarak yola devam edeceğiz. Sen benim eşimsin, ben de senin eşinim. Ona göre işte konuşamayı, bazen konuşmaktan çekiniyoruz hocam. Aman yanlış. Yanlış anlarsa anlasın. O anda sıcağı sıcağına anlasın ki daha sonra daha büyük kavgalar, tartışmalar çıkmasın. Ben çevremde de görüyorum. Artık herkes sosyal medyamı kapatmak istiyorum. Ya da lise aşkıma geri dönmek istiyorum. Yeni insan tanımak istemiyorum diye cümleler bayağı bir fazlalaştı. Sosyal medya yüzünden aslında sevgili hocam canlı yayında birebir sözünü alalım mı sizden? Eğer takviminiz uygun olursa şu sosyal medyayı bir derinlemesine elimize alalım, konuşalım enine boyuna. Kendi resimlerini bile paylaşmayan başkalarının resimleriyle
adres, sayfa açan insanlar var, erkekleri ya da kadınları etkilesin diye, ve bu insanlara yazıyorlar. Görüşmek istiyorlar. Gidiyorlar, daha sesini bile duymuyor. İşte Ankara'dan İstanbul'a gidiyor ya da Yozgat'tan Malatya'ya gidiyor. Gidiyorlar. Bu nasıl bir şuursuzluktur? Daha görmemişsin karşı tarafı. Ondan sonra tamam, saplantılı. Ay, sen daha nereye gittiğini bilmiyorsun ki. Gözün kararı, ölüme gidiyorsun sen. Karşındaki sapık mı? Hırsız mı? Şizofren mi? Organ mafyası mı? Aynen öyle. Kime gidiyorsun? Yani gidene de bakmak lazım. Çağıran, evet. O bambaşka bir şey. Ama sen nasıl gidiyorsun? Biz şimdi hocam bu kadar zaman geçirdik. Fikir alışverişinde bulunduk. Biz de ya hocam müsait misiniz? Rahatsız etmiyorum değil mi? Geldiğimde eğer uygun olursanız bir çayınızı kahvenizi içmek isterim. Budur. Böyle olmalı. Kesinlikle. Geliyorum ben. Nezaket Neredesin? Çok önemli. Zarafet çok önemli. Ve saygı çok önemli. Bakın, bazı değerleri kaybetmememiz gerekiyor. Bunların başında saygı geliyor ve bunun kesinlikle bir istisnası yok. Bunun acabası, belkisi, kişisi, yeri, zamanı yok. Herkese, her koşulda, her durumda saygı duymamız gerekiyor. Saygıyı kaybettiğimiz zaman her şey gidiyor. Saygıyı kaybettiğimiz zaman iletişim kuramıyoruz. İletişim kuramadığımız zaman kendimizi anlatamıyoruz. Kendimizi anlatamayınca her şey karmakarışık oluyor ve içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu yüzden saygıyı kaybetmememiz lazım. Ve diğeri de nezaket. Çok çok önemli ve kıymetli. Nezaket bir kere her şeyden önce bizim kendimize yönelik içinde bulunmamız gereken bir tutum. İnsan kendine nazik olmalı. Önce kendine nezaketle davranmalı. Kendine zarif davranmalı. Karşı tarafa da zaten her kimle bir aradaysan o zarafeti aktarman gerekiyor. Yani her şeye, doğaya çıktığınızda bir çiçeğe zarif davranmak, bir ağaca zarif davranmak, zarafetle konuşmak, saygıyla hareket etmek, bunlar insan olmanın çok önemli bir takım gereklilikleri. Bir de Ama kişinin saygıyı kendisine olan kaçırdığımızda... saygısını da gösteriyor değil mi hocam? Kendine ne kadar saygı duyduğunu da mesajını veriyor karşımızdaki Kesinlikle. kişi. Bakın, ben yıllar önce Wayne Dyer'in, rahmetli, nur içinde yatsın, çok güzel bir kitabını okumuştum. Niyet Etmenin Gücü diye. Ve kitapta şöyle bir örnek veriyordu. Diyordu ki, yolda bir çöp gördüğünüzde onu alıp çöp kutusuna atarsanız doğa size teşekkür etmek ister ve size farklı şekilde o da bir güzellik yapar. Çünkü siz o an orayı güzelleştirmişsinizdir der. Ama biz genellikle yolda yürürken oranın temizlik görevlileri var ya da işte kim onu oraya attı falan diye yanından geçip gidiyoruz. Ben mümkün olduğu kadar yolda yürürken bir çöp ya da yola atılmış bir kutu, bir kola şişesi vesaire gördüğümde alır ve onu çöpe atarım. Bunu, yani orası tertemiz olsun ya da orayı komple obsesif bir şekilde temizlemek için değil. Ben oradan geçerken o sorumluluk bana ait olduğundan dolayı, orayı güzelleştirmem gerektiğini fark ettiğim için yaparım. Bunu birileri görsün ya da birileri motive olsun diye değil, ya da birileri bunu yapmak zorunda diye düşünerek değil. Sadece ve sadece o an bulunduğum yeri güzelleştirebilmek için, orayı daha güzel bir yer haline getirebilmek için. Hani herkes kendi kapısının önünü süpürürse bütün dünya tertemiz olur ifadesi gibi, ve herkes kendi zihnini güzelleştirirse bütün dünyada güzelleşmeye başlayacak. Aslında bu da bir ipucu. Şimdi ben sizi sokakta o şekilde görsem, Mustafa hocam ilişkisinde de böyle kıymetlidir. Evinde de derli topludur. Giyiminde, kuşamında da temizdir. Çocukları da sever, büyüklerine de hürmet eder gibi düşünceler benim aklımdan geçer sevgili hocam. Çünkü siz onu alırken diğer insanları da düşünüyorsunuz. Sizin alanınız değil orası çünkü, herkesin alanı. Herkesi düşünerek de bir iyilik yapmış oluyorsunuz. Ve bu düşünceye sahip olan birinin bana zarar verebileceğini ben düşünmüyorum. Kolay kolay da yaşamadım. Lütfen yanlışım varsa düzeltin. Muhakkak ki, çünkü insanların davranışları söylediklerinden çok fazla şey haykırır. Biz ne kadar bana güven dersek diyelim, güven böyle inşa edilmez. Örneğin şu an hayatınızdaki herhangi bir insanı şöyle gözlerinizin önüne getirin, yeni tanıştığınız bir insana ve size güvenmesini söyleyin ona. Bana lütfen güven. Bana gözün kapalı güvenebilirsin. Her şeyine güvenebilirsin. Bu hiçbir şey ifade etmez. Fakat o insanla bir yolculuğa çıkarsınız. O insanla bir şeyleri test edersiniz. Ve hepimizin hayatında gerçekten böyle güvendiği insanlar vardır. Şöyle bir düşünün. İzleyicilerimiz de düşünsünler. Ben de düşünüyorum. Benim hayatımda gerçekten mesela borç verdiğimde hiç gözümün arkada kalmayacağı ya da gel dediğimde sorgusuz sualsiz nereye, neden diye sormadan nereye ya da ne zaman diye sorduğum, güvendiğim
Ya da hadi birlikte şunu yapalım dediğinde, sen yapalım diyorsan yapalım dediğin insanlar vardır. Bunlar sınırlıdır. Evet, çok fazla değildir. Zaten çok Sınırlı fazla da olmasını da olması beklemeyiz. gereklidir. Kesinlikle. Gibi sanki. Evet, ama bu insanların hiçbiri, hayat dikkat edin, düşünün bu insanları. Bu insanların hiçbiri bir gün karşınıza çıkıp da ya Burcu bana güven ya da Mustafa bana güven dememişlerdir. Biz bu güveni inşa etmişizdir. Ya da o insanlar bu güveni bize vermişlerdir. Bu yüzden davranışlarıyla vermişlerdir. Sözleriyle değil. Davranışlara bakacağız. Davranışlardaki tutarsızlıklar çok önemli göstergelerdir. Hocam biri İnsanın kalkıp da zaten bana güvenme der mi? Der mi? Değil mi? Ben diyorum Mustafa Kimse hocam size güvenebilir yorgunlukla miyim? demez. Hayır bana güvenemezsiniz. Yani tabii ki. Fakat şöyle bunu diyebilmemiz de gerekiyor biliyor musunuz? Bakın bazı zayıflıklarımızı gerçekten söyleyebilmemiz lazım. Ben mesela Doğru hayatta söylüyorsunuz hocam. hangi konularda bana güvenilmemesi gerektiğini ben söylüyorum. Çok çok net mesela diyorum ben bu konuda kendimle yola çıkmazdım diyorum. Net söylüyorum. Söylememiz Doğru. gerekiyor. Ben bunu yapabilecek en son insanım diyorum. Ya da ben ya benden bunu çok daha iyi yapacak bir sürü insan vardır diyorum. Çok yaşayın hocam. O Bunu kadar açık içten açık söylediniz ki söylemek sizinle hemfikirim. gerekiyor. Doğru. Peki hocam o kadar keyifli, o kadar lezzetli, o kadar kaliteli aktardınız ki doymadık gerçekten. Bilginize, Teşekkür ağzınıza, ederim. yüreğinize sağlık. Başarılarınız daim olsun. Her zaman o başarı merdivenine kat be kat çıkarak devam edin. Sizin gibi değerli uzmanlarınıza bizim her zaman ihtiyacımız var. Sosyal medya üzerinden sizleri takip etmeye devam edeceğiz. Çok kaliteli paylaşımlarınız var. Devamı da gelecek zaten. Değil mi? Kesinlikle. Durmak yok. Ben de çok Paylaşımlarınıza devam memnun oldum edeceksiniz. Burcu Hanım. Çok zarif bir dille, çok güzel bir Türkçeyle, çok güzel bir diksiyonla, Çok çok teşekkür harika ederim. bir moderatörlük yaptınız. Gerçekten ben de çok keyif aldım. Ne Çünkü demek? dinlerken kelimeleri çok son derece ahenkli kullanıyorsunuz. Bu çok çok önemli ve kıymetli. Hani çok güzel bir Türkçe kullanıyorsunuz ve bunu özellikle bunun da örnek olması gerektiğini düşünüyorum. İzleyicilerimize bunu hani sizin de şu an gözlerinize bakarak net söyleme gereği duyuyorum. Türkçemizi çok güzel kullanıyorsunuz. Ben de sizi gerçekten bu anlamda çok çok keyifle dinledim. Çok teşekkür ederim güzel moderatörlüğünüz için. Bir başka yayında umarım tekrar karşılaşırız. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman hocam tabii ki şimdi yayınımızı YouTube'a aktaracağız. Yarın linkini de Evet. zaten sosyal medya hesaplarımızdan paylaşırız. Yayının başından bu zamana kadar bizlerle olan izleyicilerimize de sevgilerimizi, Çok saygılarımızı teşekkür gönderelim. ederim. Programımızın başında söylemiştik. Hasta olarak katıldınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum beni kırmadığınız için. En kısa sürede lütfen toparlanın. İlk yayınımızı son olmasın diyelim. Ve vedamızı Tamam. edelim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Kendinize Hoşçakalın. güzel bakın. Hoşça kalın. Biz de.